Şimdi yarasa ne yapıyor? İkinci önemli hayvan. Havadaki sinek, sivrisinek, böcek ne varsa temizliyor. Ha, ilaç kullanmana gerek kalmıyor. Tertemiz ediyor bir. İki çeşit yarasa var. Tropik ülkelerde 2 metre uzunluğunda yarasalar var böyle. İnsan gibi yarasalar var. Çok büyük. Bunlar meyveyle beslenir. Türkiye'deki yarasalar ise küçük. 15-20 santim böyle bir karış boyunda. Türkiye'de yaşayan yarasalar genellikle böcekle beslenir. Genellikle değil hep. Hep de böcekle beslenir. Bunlar yemiş olduğu böceğin sinektir, böcektir vesaire. %85'ini sindiremez. Sadece %15'ini sindirir. Geri kalanını da salgısıyla beraber defacet ile atar. Yarasalar herhangi bir yerde dışkılamaz. Sadece mağarasında bırakır pisliğini. O da birikir, birikir, birikir. 1000 yıllık, 2000 yıllık yarasa gübresi oluşur. İyi bir yarasa gübresi 500 yılda, 1000 yılda oluşur. Ve çok yoğun bir, şöyle 1 litre yarasa gübresinde 5 milyara yakın bakteri var. Hı hı. Ha, faydalı bakteri, zararlı değil. Şimdi bunun 1 litresi, 1 ton isteyenler 500 litre suyla karıştırıp damlamayla serasına, bahçesine verirse ne olur? Bir, toprağı havalandırır. Toprağın neye ihtiyacı var? Toprak, iki çeşit toprak var. Bir, canlı toprak. İki, ölü toprak. Canlı toprak nasıl olur? Bir, canlı olabilmesi için toprağın, orada bitkinin yetişebilmesi için içinde oksijen, hava olması gerekir. İki, sulu olması gerekir. Su yani nem ve hava. Nem ve hava olmadığı sürece bir de humus. Orada bitki zamanla kuruyacak, çürüyecek, toprakla karışacak, organik bir toprak meydana gelecek, humuslu toprak. Yani bitkinin yaşayabilmesi için şartlar var. Bitkiyi ektin bir yere ama hava yok, su yok, ne olur? Beslenmesi yok olur. İşte yarasa gübresi ekilin, serptiğiniz yere suyla veya toz şeklinde serptiğinizde ne yapıyor? Toprağa hava verir. Havalanmasını sağlar. İçindeki mikroorganizmalar canlandırır. Suyun tutulmasını sağlar. Suyun eğer kuru olursa toprak hemen kaybolur, kurur, tıkır tıkır olur. Bu suyun kurumasını, suyun yok olmasını, uçmasını engelliyor. İçindeki fosfat, kalsiyum vesaire doğal olduğu için, organik olduğu için bitkinin köklerini daha derinlere sarıp daha çok topraktan vitamin, mineral, enzim almasını sağlıyor. Artı bitki topraktaki azotu kendisi direkt havadaki azotu alamaz. Çünkü gaz şeklinde azot. Bitkinin kökündeki azot bakterileri azotu organik azota dönüştürür. Bitkinin emebilecek hale getirir. Yani bakteri bitki için çalışır. Bakteri bitkiden faydalanır. Bitki bakteriden ortak yaşam. Buna simbiyoz, ortak yaşam denir. Bakteri bitki ilişkisi var. Birçok bitki, bitki kökünden beslenir. Bitki de bakteriden beslenir. Onun azotundan, üretmiş olduğu azottan beslenir. Azot olmasa ne olur? Amino asit oluşmaz. Protein oluşmaz. Bitki büyüyemez. Yani bir meyve veremez. Bitkinin canlı olması için azot gerekir. İşte yarasa gübresi kullanıldığında yapılan araştırmalarda sebze ve meyvedeki verimlilik %112 artmıştır. %12 değil, %112. Yani diyelim ki vatandaş serasında domates topluyor. Haftada 10 kasa topluyorsa 22 kasa topluyor. Yani %112 verimliliği artırıyor yarasa gübresi. Nedir ki? Çok çok ucuz. Çok. Çünkü Türkiye'de takriben 40 bin yarasa mağarası var ve 50 milyon ton yarasa gübresi olduğu tahmin ediliyor. Belki 3-5 fazla veya az olabilir ama ortalama 50 milyon ton. Bu Türkiye yüzlerce yıl yetebilir.
Ama bazı uyanıklar ne yapıyor? Avrupa'ya satıyor, Almanya'ya satıyor, oraya buraya satıyor. Yarasa gübresi altından daha önemli maden gibidir. Asla dış ülkelere satılmamalı. Kendi toprağımız için kullanmalıyız.